Bu dersimizde 1. ve 9. dersler arasının tekrarını yapacağız. Şimdi önümüzde bir liste var, ara tekrar 2. Bunu ilgi listeden indirebilirsiniz buradan. Ara tekrar 2 diyor. İlk uygulamamızda ne diyor? Tutar kısımlarını bin ayırıcısı olacak şekilde gösteriniz diyor. Hemen yapalım. Tutar kısımları burada iki farklı yöntemi vardı. Bir hizalama, düzeltiyorum. Sayının altındaki ok tuşuna basıp yapabilirdik. Ya da sağa tıklayıp hücreleri biçimlendiri seçebiliriz. Karşımıza bu şekilde bir pencere gelecek. Buradan sayıyı seçiyorum. Daha sonra ondalıkları sıfır yapıyorum ve bin ayırıcısı kullan diyorum. Tamam dedikten sonra artık tutarlar bin ayırıcısı olacak şekilde gözükecek ve kullanıcılar daha rahat bir şekilde okuyabilecektir. İkinci uygulamamız ürünlerin toplam tutarlarını veri doğrulama yöntemiyle liste şeklinde olacak şekilde gösteriniz demiş. Şimdi toplam tutarları bulmak için ilk önce vseç topla yapalım. Taba bastım. Veri tabanım neresi? Tamamını seçtim. Alanım neresi? Tutarları istiyorum. Neyin tutarları? Ürün adının gelecek. İki hücreyi de seçtim ve taba bastım. Bu şekilde geldi. Hemen şuradan biçim boyacısından biçimini değiştirelim. Şimdi seçtiğimiz bir ürün basketbol topu, futbol topu, tenis topu ya da handbol topu. Bunlardan biri gelecek. İlk olarak veri sekmesine tıkladım. Daha sonra veri doğrulama diyor ortada. Veri doğrulamaya tıklıyorum. Karşıma bu şekilde bir pencere açıldı. İzin verilenden listeyi seçiyorum ve kaynaklarımı yazmaya başlıyorum. Basketbol topu, futbol topu, handbol topu ve tenis topu diyorum ve tamama tıklıyorum. Artık ürün adlarının alt toplamlarını seçtiğim listeye göre görebilirim. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı.